Efendim bugünkü konuğumuzla sohbetimiz sırasında aslında ekonominin nabzını tutacaksınız. Çünkü onun yaptığı iş direkt ekonomideki olumlu ya da olumsuzlukları yansıtabilecek. Ekonominin barometresi olacak bir iş. Çünkü en büyük ticari gayrimenkulleri satan isim Cihat Güldal'ı o anlamda bize bu konudaki satış durumunu soracak. Ama sadece anlatacak ama sadece bunu konuşmayacağız. Aynı zamanda onunla... Ee, ticari gayrimenkul ne anlama geliyor? Biz o konuda neler yapmalıyız? E ee, ticari gayrimenkul almak karlı mı? Şu anda e, bütün bunların değerlendirmesini yapacağız öncelikle kendisine. Hoş geldiniz. Diyorum. Hoş hoş, hoş geldiniz. Hoş Şöyle başlayalım. Siz aslında uluslararası bir zincirin temsilcisiydiniz. Evet. Onun en çok satan isimlerinden biriydiniz. Evet. Ama ayrılıp kendi bağımsız oluşumunuzu kurdunuz. Ee, mutlu musunuz? Çok mutluyuz. Kendi markamızda çok mutluyuz. Ee, yeni kurduk. Bu yılın başında kurduk. Şu an e, ofisimizde 130'a yakın danışman arkadaşımız var. Yeni şubelerimiz. Hep beraber mi kurdunuz bu markayı? Yani Yok onlar an... iş ortaklarımız. Onlar iş ortaklarımız. İş ortaklarımız. Yani. Siz kurdunuz gelin benimle ortak olun dediniz. Tabii tabii tabii. tabii. İş ortaklarımızla şu an yolculuğumuza devam ediyoruz. Ee, birkaç yerde de şu an şubelerimiz e, yapım aşamasında yeni yerlerimizi de açıyoruz. Bayilikler de vereceğiz inşallah. Hayır Bu şeyde e, emlak olayında büyük zincirlere e, sahip olmak çok önemlidir. Öyle e, bir yerli e, bir firmanın çıkıp e, zincirleşmesinin çok başarılı olamayacağına ilişkin bizim bir bilgimiz vardı. Bu bilgi çöktü o zaman. Çöktü. Evet. İşin doğrusu evet. biz onlardan, e, işin kurumsal tarafını çok iyi öğrendik onlardan bunu aldık. Şimdi kendi yerli milli markamızla ülkemizin her yerine hizmet vermek için yola çıktık. Onlarda olmayan eksik gördüklerimizi de kendi markamıza kattık. Ücretsiz online eğitimler, yapıyor. eğitimler veriyoruz. Koçlukluk hizmetleri veriyoruz. Hayır bir de şey mi yani sertifikalar veriyoruz. Her ülkenin kendine özgü satış biçimleri vardır içeride. E, yayına başlamadan önce e, Tuğba Hanım'la konuşurken satışla ilgili e, dikkatle izledim. E, her ülkenin kendine özgü de bir satış şeyi var. Yani bazı ülkelerde dokunarak e, gözlerine bakarak başka türlü neyse evet. yani her evet. ülkenin kendine özel bir şeyi var. Yani onun için uluslararası şablon birebir o ülkeye oturmayabiliyor. Tabii e, tabii kesinlikle haklısınız. Her ülkenin dediğiniz gibi kendine göre bir e, satış metodu var. Bizim ülkemizdeki de alıcıların, satıcıların ona göre şeyi var. Biz daha biz kendimize uygun bir modelle yola çıktık. İnşallah da muvaffak oluruz. İnşallah. En azından bu kazanılan gelirler yurt dışına değil ülkemizde kalır. Ülkemizdeki insanlar zenginleşir diyorsunuz. Evet. Şimdi biz gayrimenkulü çok konuştuk ama hep konut tarafını. O evet. çok ilgilendiriyor binlerce insanı, evet. milyonlarca insanı ilgilendiriyor. Her zaman konut revaçta olan bir konudur. Bizim Yayınlarımızda da reytingi yüksek bir iştir konut. Konuttan bahsetmek konuttayım. Evet. Size onu da soracağız. Tabii. Yani konutla evet. ilgili de görüşlerinizi alacağız. Ama esas hiç konuşmadığımız, bugüne kadar daha doğrusu çok fazla üzerinde durmadığımız ticari gayrimenkul e, konuşacağız. Bu şöyle mi? Yani en büyük fabrikadan e, bir dükkana kadar e, bütün yelpazeyi kapsayan bir alan mı? nedir ticari? Ticari gayrimenkul dediğiniz gibi bir dükkandan başlar. Antrepolara kadar büyük metrekare fabrikalara kadar gider. Bu kullanım amaçta da satın alınabiliyor. Ama ülkemizde en çok yatırım aracı olarak kullanılıyor. Ee, kira getirisi için ee, ya iş Vallahi. insanlarımız yatırım aracı olarak yani, çok talep Yani Fabrika diyor. binası yapıyor insana satın ki, alıyor, satın kiraya veriyor, satılık fabrika tabii, binası. Tabii 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 tabii, şey, tabii. pardon, kiralık ya da satılık fabrika binası diyor. Evet. Oraya geliyor insanlar, o binada üretim yapıyorlar. Evet? Tabi, Tabii. iş insanlarımızın üreticilerimizin çoğu kendileri yapmak yerine kirada olmayı tercih edebiliyorlar. Sermaye Çünkü... sermayelerini işlerinde kullanıyorlar. İşlerinde. Çünkü şey, yani eğer tekstil, tekstilciyseniz ya da başka bir alanda işte başka bir alanda bir iş sahibiyseniz çok iyi inşaat yapamayabilirsiniz. Tabi, çok tabii. yani rentable yapamayabilirsiniz. Evet. Onun için yapılmış size uygun bir inşaatta ya da fabrikada üretim yapmak daha cazip olabilir. Daha cazip diyorsun. geliyor. Onun için de bu kullanıcı için kira alıyorlar kendileri. Birçok yatırımcımız da bu yıl hariç konut getirisi çok yüksek bir yatırım aracı değildi. Ticari gayrimenkulün getirisi yüksektir. Onu yatırım aracı olarak talep ediyorlar bizlerden. Biz de onlara hizmet veriyoruz ağırlıkla. Ticari gayrimenkul konuttan daha mı çok getirisi var? Tabii. Bu yıl hariç tamam. konuttan çok. daha Bu yıl daha iyi. hariç diye ısrarla iki keredir söylüyorum. Evet. Bu yıl biraz üretimde düşüş mü oldu? Bu beş yıldır bir üretim yok denecek az seviyedeydi konutta. Üretim olmayınca ha konutta üretim az olduğu için talep de fazla olduğu için konut yükseldi. Konut yükseldi. Ama yükseldi. ticari gayrimenkulde gayrimenkul problem yok var eski şeyini sürdürdü. Eski matematiğini, grafiğine evet. devam ettiriyor. Evet. Konut e, ani bir çıkış yaptı. Çünkü Çıktığı yerde duruyor artık. Yapılmadı, yapılmadı. Yapılmadı, üretim yapılmadığı için. Üretim olmadığı için böyle bir sıkıntı. Evet. Peki şimdi e, konutla ilgili size e, soracağız. Merak eden izleyicilerimiz konut almanın zamanı mı, nasıl almak lazım? Bunu cevabını sizden alacağız. Hı. Fakat sizin e, sattığınız ya da kiraladığınız e, ticari gayri, gayrimenkul dediğiniz alan aslında orada işler iyiyse ekonomide de işleri iyi. Tabii. E, orada sıkıntı varsa ekonomide de. O anlamda Kesinlikle. dedik ya biraz önce barometre bir. Ekonominin nabzını bize okur musunuz? Tabii ki. Nasıl yani orada işler? Şimdi orada e, bu pandemi ile birlikte alışkanlıklarımız değişti. Ekonomik e, veriler de değişti. Fabrika, depo pandemiden sonra müthiş bir talep gördü. Fabrika ve depo. Fabrika ve depo. Deponun talep görmesi e-ticaretten dolayı, e-ticaret alışkanlığımız çok arttı. Evet. E, fabrikanın talep görmesi ihracatımız çok arttı. Var olan çok fabrikalar iyiymiş. talebi yetiştiremediği için kiralarımız da çok arttı. Neredeyse %100'e yakın OSB'lerde kira artışları oldu. E, bu talep orsunda da bir sürü de yeni fabrika yapılıyor veya var olan OSB'ler e, inanılmaz derecede büyütülüyor. Ticari gayrimenkulde iki tane e, önemli öne çıkan öge var. Birisi e-ticaret dolayısıyla depoların depoların hem e, kiralama anlamında hem de e, satış anlamında fiyatları yükseldi. Tabii. Talep de talep de çok diyorsun. oldu. Diğer yandan da ihracatın artması dolayısıyla organize sanayi bölgelerini biz biliyoruz. Orada sıranın olduğunu. Evet, evet. ama o aynı zamanda organize sanayi bölgeleri dışında da her alanda fabrikalara yoğun talep olduğunu söylüyorsunuz. Evet, kesinlikle. o zaman oradaki fiyat artışı ile ilgili bir fikir bizimle oransal olarak mı? Evet, mi? paylaşabilir misiniz? Yani rakam da verebilirim. Ortalama mesela bir Gebze'de, OSB'de bu ürünün tabii şeyle de alakalı ama... Yeri, yurdu vesaire. fiziki koşulları, evet. tavan yükseklikleri vesaire. 7,5-12,5 aralığında bir tavan yüksekliği olan bir mülkü biz metrekaresini 40 TL'den kiraya verirken... Şimdi 70 TL'ye, işte Kira. 80 TL arasına çok rahat veriliyor. Yani ikiye katlamış. Neredeyse ikiye katladı. Yani o sebeplerde yer olmaması talepten dolayı bunu payla birleştirdiğimiz zaman e, ticari gayrimenkulde e, bir yükseliş söz konusu. Tabi tabi. Peki depolarla ilgili depolardaki o depo bulmak mümkün değil çok zor. Var. Depo fabrikadan daha zordur. Evet. Onun da e, yükseklikleri uluslararası standartta olan depoların metrekare fiyatları yüzde %100'e yakın neredeyse arttı. Minimum 80-90 TL'lerde şu an depo e, yok ve yerde yok. Mesela e, biz en son... Düz... İst, özür dilerim İstanbul lafı. İstanbul'a yakın illere artık i̇şte taştık. İşte evet. Düzce'de mesela e, dediler Düzce'de. ki e, lojistik merkezi olabilir burası. Eğer evet. e, 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 yeni alanda olmak istiyorsanız, yatır, karlı yatırım yapmak istiyorsanız e, depo yapın. Doğru. Yani hemen kiralama şansınız var. Hem e-ticaret anlamında çok hem e-ihracat anlamında çok e merkezi bir noktadasınız dediler. E İstanbul ve çevresindeki illerin, e yerel yöneticilerinin e ya da ticaret sanayi odası başkanlarının e bu bilgiyi değerlendirmesi lazım. Olur. Tabii tabii, tabii. İstanbul'a yakın iller çok kıymetlendi. OSB'ler büyümeye devam ediyor. Çünkü İstanbul'un bir sınırı var. Talebi karşılayamadığı için en yakın komşu illerde OSB'ler müthiş talep görüyor. Peki siz şimdi e, yatırımcıyı nasıl yönlendiriyorsunuz? Yani size şunu soran var mı? Benim şöyle bir arsam var. Şöyle bir e, ne, denir? imar durumu var arsanın. Evet. E, buraya ben ne yapayım? Yani fabrika binası mı yapayım? Depo mu yapayım? Konut mu yapayım? Ticari e, bir otel mi yapayım? Bunu soran var mı size? Tabii olmaz olur mu? Yani şöyle söyleyeyim. Siz onları yön yani o bilgileri de payla öyle yani Biz ne derler buna? Böyle bir danışmanlık Ma hizmeti veriyorsunuz. <laughs> Onu söyleyeceğim. Bu arsaya örnek vereyim. Gördüklerimden, sahada gördüklerimizden endüstriyel bir ürün yapılması gereken yere konut yaparsanız hıh -hı. yatırımınız çöp olur. Veya tam tersi. Veya OSB'ye yakın bir yerde bir yer yaptınız ama fiziki koşullarını Oradaki üretim şeylerine uygun yapmadınız, tavan yüksekliklerini yapmadınız, tavan yanaş tır yanaşmasını yapmadınız, o zaman da yatırımınızda risk olur. Biz bunların hepsine danışmanlık hizmeti veriyoruz. Bu arsada böyle bir ürün olursa, bu kadar kira getirisi olur. Kira getirisi bu olan mülkünde satış değeri eğer satmak istiyorsa böyle bir rakam çıkar. Yani bu, ye, yeni bir iş alan aslında bu baktığınızda. Tabii bu ya emlakçılık böyle, değil bu başka bunu, bir şey. Bunu yaptım. Ya yani 5 tane dükkan, 10 tane öyle değil. Değil. Burada neye talep var? Ee, o talebi hangi koşullarda yapacaksınız? Yüksekliği, alçaklığı tabii, tabii, vesairesi tabii, tabii. nasıl olacak? Hangi sektöre uygun yapacaksınız? Bütün bu bilgiler sizde var. Evet. Ee, bu bilgileri paylaşabiliriz. E, yatırımcıyla. Tabii yatırımcımızla paylaşıyoruz. Bunun hatta, için ben sözünüzün sonunda onu gördüm. E, hatta paylaşma öyle bir noktaya gelebilir ki e, biz bunun yapıp bitirdiğin anda şu fiyata kiralayabilirsin diye bile diyebiliriz dediniz. Tabi Tabii, tabii. Evet. hem kirasını söylüyoruz, hem satış değerini söylüyoruz. Hem de 5 yıl sonraki satış rakamlarına kadar verebiliyoruz yatırımcımıza. Risk yok. Görünmez hiçbir şey yok. Yani her yatırım, şey... yani arsasının maliyeti belli, inşaat maliyeti belli, verebileceği kira belli, satabileceği rakam belli. Evet, yani bu bunu bilimsel gitmek lazım. Tabii bilimsel, yatırım yani, tahminine değil de net olacak. kapatıp gözünü e, kapatıp trilyonları toprağa gömüp sonra da vay işte ben mahvoldum demenin bir anlamı yok Kesinlikle. bilerek, e, analiz ederek rakamlara dayanarak ilerlemekte yarar var. İş insanlarımız bu hizmeti alıyorlar artık. Alıyorlar mı? Çünkü milyonlarca liralık yatırımlardan bahsediyoruz. Bir anda, evet. değil mi? Yani evet. yanlış bir yatırımda çöp olacak o yatırım veya zarar edecek. Bunun yerine profesyonel bir hizmet alıyorlar. Karşılığında da kazançlı çıkıyorlar. Bu iş insanları için büyük ölçekli yatırımlar evet. için. Yani fabrika, depo vesaire gibi büyük, büyük bazen. ölçekli evet. yatırımlar için. Bir de benim şu kadar param var, burada tercihim ne olmalı? Acaba dükkan mı almalıyım, ticari bir işte işletmeye ev sahipliği yapacak bir mağaza yeri mi almalıyım? Yoksa konut mu almalıyım diye böyle düşünen bir yatırımcı geldi size. Evet. Ne diyorsunuz ona? Yani orada bütçesini belirliyoruz. Hı. Eğer bütçesi iyi bir ticari gayrimenkul almaya uygunsa, onu ticari gayrimenkule yönlendiriyoruz. Ama düşük bütçeli bir şeyse kötü bir ticari gayrimenkul almak yerine ona alabileceği bir konut projesini tavsiye ediyoruz. Bütçesi kötü, bütçe, kötü ticari gayrimenkul hale yapılmasının nedeni yeterli danışmanlık hizmetinin alınmaması. Alınmamasından Parantez dolayı tabii kötü bir ticari gayrimenkul talebi yok. Ucuz fiyatlı alan kişi de mağdur olacak, boş kalacak, kiracı tutunamayacak gibi. Böyle bir yeri almak yerine iyi bir konut almasını tavsiye ediyoruz. Ticari gayrimenkulde çok parametre var. Mesela üç, böyle çok temel 3 5 3 tanesinden söylediğim zaman kiraya verilme süresi, kira getirisi, kiracının kimler olacağı üç madde söyleyebilirim bunu. Evet, alıyorsunuz diyorsun. Üç tane soruyu soracaksınız kendinize. Evet. Bir, kiraya ne kadar sürede verebilirim? İki... Ne kadara bir, veririm? Evet. Üç, kimlere veririm? Kimlere veririm? Kimlere veririm, ne kadara veririm de cevabı aslında. Tabii. Evet. Bunda eğer müspet bir cevap alınabiliyorsa ve feasible geri dönüş süresi, e, bu yatırım yapılabilir. Ama daha maddeler var. Devam yani, eden maddeler var. O, o maddeleri... Var. E, İlerlettiğimiz zaman ortaya farklı da bir tablo çıkıyor. Biz Tabii. şöyle bir şey biliyorduk bugüne kadar. Konutta bu geçerliydi. İşte aldığınız konutun kirası ya da getirisi. Eğer 10 yılda sizi o konutun bedelini ödemeye ya da ticari gayrimenkulün bedelini ödemeye yeterliyse doğru alışveriş yapmışsınız anlamına geliyordu. Siz bu şehir efsanesinin çöktüğünü söylüyorsun. Tabii o bitti artık öyle bir şey yok. Zaten 10 yıl diye bir maliyetleri karşılamaz artık o 10 yıl. Maliyetleri çok yükseldi. Çok şimdi. yükseldi. Örnek vereyim ortalama bundan 7-8 ay önce veya 9 ay önce 3 bin liralarda olan inşaat metre konuttaki maliyetler şu an 6-7 bin liralara çıktı. Fabrikada 4 bin lira olan inşaat metrekare maliyetleri 7-8 bin liralara çıktı. Bu sefer bu amortismanlar gelir geri dönüşlerine de yansıdı. İyi bir ticari gayrimenkul. Ee, Tabi bu ürüne göre de değişiyor. Bir fabrikanın geri dönüş süresi farklıdır. Bir mağazanınki farklıdır, plazanınki farklıdır. Ya onları söyler misiniz peki bize? Paylaşır mısınız? Diye. Yani Aşağı şu anki yani. bir fabrika evet. eğer alıyorsanız 200 ayda geri dönüyorsa genç bir fabrikaysa, yaşı iyiyse ee, bu feasible bir yatırımdır. Daha önce evet. bu 160 aylardaydı. Hı hı. Bir mağaza dükkan alıyorsanız daha önce 200 aylar feasible'dı. Şimdi 240 aylar feasible oldu. Bir plaza 180 aydı, 220 aylara çıktı. Ee, bu inşaat maliyetlerinin artmasından dolayı. Evet, bu ticari gayrimenkul. Peki size niye şey diyorlar, ticari gayrimenkulün en iyi ismi Türkiye'de? Yani iyi mi satıyorsunuz ne yani ya da iyi analiz mi ediyorsunuz? İyi analiz ediyoruz. ediyorsunuz? Söyledikleriniz diyoruz. çıkıyor falan o öyle bir şey var mı yani bir Tabii. geçmişiniz var mı? Tabii. Yani işte... iddialıyımdır şimdi. Öyle mi? İddialıyımdır. İddialı olmayı da severim. Bu benim kendimi geliştirmemi ekibim de sağ olsun çok destek oluyor bu konuda. Bir, bir de şey sektörde yaparım. biliniyordur değil mi? Cihat Bey üç kere Tabii. yanıldı beş kere yanıldı yayılır ya. Tabii tabii, tabii tabii Yanılmamanız. Tabii gibi. bizim bir iddiamız doğru var. Doğru yönlendirmiş olmanız. Doğru yönlendir. Ya Şöyle deniyor. yatırımcılarımıza evet. biz dost oluyoruz. Onlara, onların çevrelerine. iş insanlarımız yıllarca emek verip bir para kazanıyorlar. Dünyaları o paraları oluyor. Onları doğru yatırıma yönlendirirsek onlar kadar mutlu oluyoruz biz de. Evet, onlar para kazanırsa biz para kazanmış gibi oluyoruz. Tabii tabii ve ticaret ilişkisi de devam ediyor. Çevresi yeni, yeni, yeni müşteri giriyor. Yeni, müşteri getiriyor. Gayet normal yani. Bu. Evet. Peki e, şimdi gayrimenkulü konuştuk. Bu alan e, gayrimenkulün ticari tarafını e, değerlendirdik. Burası e, çok e, önemli e, diye. Şimdi bu işe bir e, şey tarafının tüketici, yatırımcı e, bu işi alan tarafından. İkincisi de Son dönemde sizin meslek de çok cazip mesleklerden biri haline geldi. Evet. Yani kurumsallaştı. Evet. Artık her şey kural ve kaideye bağlandı. Yani hem yasalar yönetmelikler anlamında tabii bu tabii. gelişti, hem de insanlar artık kurumsal bir emlakla ilgili hizmet almak, hizmet almak istiyorlar. Meslektaş, yani bu işe girmek isteyen gençlere bu işi yapmak isteyenlere ne önerirsiniz? Şöyle söyleyebilirim, kendimden örnek verebilirim. Ben 20-25 yıllık bir ticaret geçmişimin üstüne ticari gayrimenkul uzmanlığı konusunda eğitimler alıp buna yöneldim. Bunda da çok şükür mutluyum. Onlar da kendilerini o yaşa getiren eğitimleri yaşanmışlıklarına göre bir ürün seçip onda uzmanlaşırlarsa mutlu olurlar ve başarılı olurlar. Eğitimler alsınlar, biz onlara... Eğitimler bu alanda önemli bir tabii, şey değil mi? Tabii. Kendi ofisimizde bizim haftanın 3-4 günü mutlaka online veya fiziki eğitimler veriyoruz. Her konuda pazarlama, Siz gayrimenkulü, gayrimenkul hukuku... İstanbul'da uzmansınız. Mı? İstanbul ağırlıklı çevre illeriyle. Çevre illeriyle. Talep endüstriyel fabrika dediğimiz ürünlerde mecburen çevre illere kayınca biz de orada uzmanlaşıp oranın metrekarelerini, maliyetlerini, kira getirilerini yatırımcımıza sunabilmek için orada da uzmanlaştık. Ama yani bir e, konuda hem yani bu ticari gayrimenkul olur, konut olur. Bir konuda uzmanlaşması, fabrika binası olur. Bir Tabii. konuda uzmanlaşması önemli. Eğitimleri o doğrultuda almalı. Kesinlikle. Şey, e, bu mesleğe girecek olanlar. İkincisi de e, yani yerel anlamda yani mekan, fiziki mekan anlamında uzmanlaşması Düzce konusunda uzmanlaşmalı, Sakarya konusunda uzmanlaşmalı. Tabii. Hem bunun için mesela konut çalışıyorsa orada daha da daraltıyoruz. Daha da daraltıyoruz. Bir proje belki. Anladım. 5000 konutlu bir proje. Bunun dışına çıkmayın diyoruz. Onu tavsiye tamam. ediyoruz. Bizler onlara tecrübe paylaşımları, koşuluk hizmetleri verdiğimizde bunlara mutlaka giriyoruz. Konut çalışıyorsa çok dar bir bölgede derin bilgiye sahip olun. E, müşteriniz, size danışan insanlar sizdeki derin bilgiyi görürse hem onlara doğru bir hizmet vermiş olursunuz, hem de işinizde başarılı olursunuz. Evet, şimdi konutu açtınız, oraya evet. dönelim. E, konut çok önemli çünkü e, ticari gayrimenkul de önemli belki ama konut daha fazla e, insanlara ilgilendiren bir şey. Bir dediniz ki konut yapımı son dönemde bir durma e, noktasına geldi. Yeniden bir başlama var mı o konuda? Durmuştu. Evet. Stok bitince şimdi yeniden başladı. İyi üretimler, inşaat şirketlerimiz yeni konut projelerini yapmaya başladı. Bunların hayata geçmesi tabii biraz zaman alacak. Müthiş bir 7-8 ayda fiyat artışı oldu. Yani %100'lerin üzerine %100'lere yakın artışlar oldu bölgeye göre değişkenlik göstererek. Artık fiyat kaldı yerinde. Ee, yeni imalatlar, fiyatlar geri gelmeyecektir. Ama çok büyük artışlar da olmayacaktır. Yeni imalatlar artışlarını aldı. Evet. Ee, bu fiyatlar böyle bir süre seyredecektir. En azından öyle söylüyoruz. Öyle düşüküyor. görünüyor. Ama e, fiyat düşüşü de kimse yok bekleyemez. Beklemesin. Çünkü maliyetler belli. Yani işte demir fiyatı düştü, e, maliyet de düşer diyemiyorsunuz. Demir fiyatı düşmüyor, düş de kısa bir zaman düşüyor tekrar evet. çıkıyor ama onun evet. yanında camı olsun diğer bir sürü üründe hem dövizden dolayı hem ihracattaki nakliye krizinden dolayı Anladım. Yani orada Geri bir, orada bir umut yok çok fazla. Geri gelme. Geri gelme yok için artık. Konut fiyatlarında bir düşüş beklemeyin. Bu fiyatlar böyle olacak, böyle alacaksın. Alacaksanız şimdi alın diyor musunuz? 7-8 ay önce keşke alın diyorum. Diye diyorum. Dediniz mi siz 7 8 ay önce şimdi alın diye? Ee, evet. Dediniz. Peki siz de dinlemedik yani evet, o zaman. Evet. Evet. Şimdi Çünkü stok ama... bitti. Devletimiz bir kampanya açıklamıştı. 0.65 sanırım faiz oranı o stoğu ciddi anlamda eritti. Ondan sonra satılır konut sayısı çok az olduğu için talep de fazla olduğu için fiyatlar çok şimdi arttı. Şimdi ne yapmak lazım? Şimdi bekleme zamanı yani ihtiyaçları varsa barınma için mutlaka alacaklardır. Ama yatırım için, yatırım biraz için uygun değil. Evet. Uygun değil yani şu fiyatlar evet. çok yüksek şu anda. Fiyatlar yüksek ve yatırımcı kazanç getirecek bir nokta bir de da değil. Şöyle de diyebiliyorsunuz eğer bütçeniz uygunsa bir de ticari gayrimenkulü Kesinlikle. düşünün diyebiliyorsunuz. Ticari Ama... gayrimenkul şey daha kolaydır. Öngörülebilir tabii biz belki biliyoruz işin içindeyiz diye. Oradaki fiyatı. Konut arz taleple yani stok çok. varsa fiyatı stabil duruyor. Eğer Aynen. bitiyorsa o zaman artış gösteriyor. Evet. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ağzınıza sağlık. Ee, çok güzeldi. Her zaman bu işin reytingi yüksek olur. Ticarisi ya da konut tarafı. E, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Ağırladığınız çok için, davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Tamam. Evet. Evet. Hem ticari gayrimenkulü hem de konutu konuştuk. Görüşmek üzere, hoşçakalın.